kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Şaka. Bu şakalar. Evet, bugün sizlerle birlikte bu kısvet dolu yolculukta Çınarcık 1999 vakasını inceleyeceğiz. Ama buna geçmeden önce benim havayı gece yapmam lazım. Gece. Nereden? Dur. Konsol düğmesi hangisi? Gece ve yağmurlu. Evet, evet. Bunları tabii ki yayın öncesinde ayarlamam lazımdı fakat o zaman samimiyeti kalmazdı işin. Gece değil, kamera değil, fotoğraf değil, diğer. Okey. Evet, bulamıyorum. Kete aç değil. Fener çubuğu değil. Menü değil. Neşleme iç değil. Allah Allah abi de. Arsa yalanlara dön. Niye açılmıyor? Sıra bak. Oynanışa bak diyor. Oynanış. Yok, normalde olması gereken tuşun yerinde şey var. Hızlı kaydetme tuşu var. Normalde o konsolu açması gereken tuşun yerinde. Ona baktım o yüzden. Fuck man. Oha. Abi. Yağmur sensörü yok. Yol planlayıcısı, hayır. Makine amına koyayım. Makine amına koyayım. Bunda açılması lazım normalde. Üst, o oyun içerisinde mi açılıyor? Yok. Hemen bir ayarlama çekeceğim. Belgelerde. Euro Truck config dosyasını açtığımda config'i şeyini açalım. Aç. Not defterini de açalım.
oradaymış. Fuck. Bak. Hayır. Hayır. Devlete giriş yapıyorlar. Hayır. Hayır. Hell. Oğlum bu sefer başarabileceğiz mi? Hanımlar baylar, kahvelerinizi hazırlayın. İş başlıyor. Ne oldum, kahve alamadım, hayda. Nasıl? Gece uzun abi, yapmayın. Yapma, hayır, biz gündüzü gece yapmak istiyoruz. Bir gündüz yapmak da çalışmıyor. 20 yapacağız herhalde. Drama. Ya, ha, pardon. Ha, yo. Ya. Ne? Artı mı? Ne? Zamanı ilerlettikçe şu an saat 8 oldu. Evet, tamam. 24 yapalım. Tamam. Yağmur yağdırabilir miyiz? Ne varmış? Vur. Aman durmamış ama ilerliyor. Zamanı da durduralım abi. Ayağımı da başlattık. Durma yok herhalde ya.
Yokmuş. Sürekli 24 yapacağız zamanı. Anlaşılan. Bizi göremeyeceğim, onu fark ettim şu an. Ve yok lan, görür mü? Aa, yok. Göreceğim. Şöyle yapabiliriz. Olmuyor. Aman akım, kaç dakika oldu ya yayın açalı. Dur ya, bak ya. Chat'i var tabii. Şimdi. O zaman yolculuğa çıkalım. Yalova depreminden sonra Hürriyet gazetesinin gazetecileri depremin izlerini silmekte olan Yalova Çınarcık'a haber yapmak üzere kampa giderler. Aşağıda okuyacağınız hikaye gazete ekibinden Mesut Türkçe'nin Ananı sikiyim çarptım. Mesut Türkçe'nin ve bir grup arkadaşının başından geçen olayları konu alacaktır. Evet, bakalım. Bu grup neler yaşamış? Yoksa bir grup seks olayı mı dönüyor? Hapis mi dönüyor? Bakalım bakalım. Hikaye Mesut Türkçe'nin ağzından yazılacaktır. Kamera kayıtları ise benim tarafımca, yani hikayenin yazarı tarafınca sizlere betimlenecektir. Kamera kayıtları gazete arşivinde hala saklanmaktadır.
Mesut Türkcan'ın izniyle yazılacak olan bu dosyada Yalova depreminin izlerinden de söz edileceği için etkilenecek ve belki kaybettiği yakınlarını aklına getirip sıkıntı içine girebilecek kişilerin dinlememesini rica ediyorum. Tarihler 10 Ağustos 2000. Gazete ekibi olarak Yalova Çınarcık depreminin birinci yıl dönümüyle ilgili bir inceleme dosyası hazırlamak için yola çıktık. Haber ekibimizde benim dışımda şefimiz Bahri abi, yardımcı kameraman Orhan ve asistan Neslihan Hanım vardı. Karakterler bunlarmış. Evet, tanımış olduk. Gazetenin bize tahsis ettiği Renault Broadway Orhan ile bayağı zorlu bir yolculuk çekiyorduk. Nihayetinde Yalova'ya varmıştık. Şehrin büyük bir kısmında hala enkazlar, tamamlanmamış inşaatlar, çok sayıda hasarlı araçlar vardı. Adeta terk edilmiş bir şehir izlenimi veriyordu. Aşağı ineceğim. Şehrin merkezinde halen daha Kızılay'ın kan arabası duruyordu ve sürekli yardım tırları geliyordu. Gazetenin bizlere tahsis ettiği otele gittiğimizde saat öğleden sonra 5'ti. Haber eşyalarımızı, kişisel eşyalarımızı odalara çıkardık. Akşam yemeğine kadar herkes yatağına çekilip istirahat ediyordu. Bizim dışımızda kalan 4-5 kişi vardı yoktu. Akşam yemeği saati gelmişti. Koridora çıkıp giriş kattaki yemek bölümüne gidiyordum. Bomboş olan koridor... Evesinin amı ya, şu şeyler niye gözüküyor oğlum bana? Betinin amısına koyayım. Şunlar niye gözüküyor bende? Bak bir tür böyle hikaye sikti attı ama. Daha mı alayım şeyde? Alayım. Arkadaşlar bir dakika, sağa doğru yatıracağım. Sağa yatırdım. Hah. Burada daha iyi. Biraz aşağı ineyim, indireyim. Otel bomboştu. Ha, onu söylemiştik. Akşam yemeği saati gelmişti. Koridora çıkıp giriş kattaki yemek bölümüne yürürken bir ses duydum. Yardım sesi gibiydi. Bir kadına aitti sanki. Kurtarın diye bağırıyordu. Bağırıyordu ama ben bu bağırışı sanki bir fısıltıymış gibi duyuyordum. Kafamı arkama çevirdim. Kimseler yoktu. Koridor bomboştu. Yemek için girişe indim. Deprem polisi üstüme çökmüştü. Bahri abi, Orhan ve Neslihan gayet keyifli duruyorlardı. Birkaç günü kendimize ayırıp sonraki günlerde halk ile röportajlar yapacağımızı, depremde kurtarılan kişiler ile konuşacağımız söylendi. Çok zorlayıcı bir iş değildi. Ha, bu arada bir iş daha var. Hokkabazlık dedi gülerek Bahri abi. Sonra biraz daha şey yapayım sizin için. Hayırdır Bahri abi? Ne hokkabazlığı? Dedim. Ya bu deprem anında insanlar böyle ateş rengindeki ışıklarla havada dolaştığını falan böyle görüyorlarmış. Böyle gecenin sanki aydınlandığını falan hissediyorlarmış. Mezarlıktan da ruhların kalkıp etrafta böyle dolaştığını söylüyorlar. O olayı araştırın dediler. Ama böyle saçmalıklara zaman falan ayrılmaz kardeşim, merak etme. Biz sadece bir işte röportajımı alırız.
Gideriz yani, sıkıntı yapma çok. Tamam kardeşim. O dönemi hatırlayanlar bilecektir. Pek çok şehirde mezarlıklardan ruhların kalkıp göç ettiği söylenir. Hatta Bursa Ulu Cami'deki evliya ruhlarının deprem saatinden önce sokaklarda davul çaldığı ve halkı uyandırdığı rivayet edilir. Zırva. Her neyse. Akşam yemeğimizi yedikten sonra odalarımıza çekildik. Evet, hikayenin ikinci kısmına şu an geçiyorum. Odalar modern sayılacak tarzdaydı. O dönemin teknolojisi için televizyonlu odalar lüks sayılıyordu. Gazete herkese ayrı oda vermişti sağ olsun. Ben o gece erkenden yatağa çekildim. Televizyonlarda hep Yalova'daki depremlerden bahsediyorlardı. İzleyip fikir sahibi oluyordum. Yatıp dinleniyorken kapı çaldı. Kapıyı çalan Bahri abiydi. Sahile gidiyoruz aslanım. Gel istersen sen de. Dedi. Otel odasında durmak sıkıcıydı. Bekle abi. Hazırlanıyorum. Dedim ve yanlarına gittim. Kameramı da alıp küçük bir kayıt almak istiyordum. Otelden çıkıp taksiyle sahile gittik. Yalova'nın sahili taşlık ve kayalıktır. Kayalıklarda oturup denizi izliyordum. Neslihan ve Orhan yarının programı üzerinde konuşuyorlardı. Ben de Bahri abiye buradan biz geçebilecek miyiz? Buraya girdi. Aa, siktir, çarptık azıcık. Ha, iyi var, geçebildik. Ben de Bahri abiye sanki Yalova'nın bir mezar şehri olduğunu söylemiştim. Güldü. Sahilde otururken Neslihan da tam evet bakalım. Böyle bir şey belki olabilir yani, yaşanabilir. Hikayenin ilerleyen kısımlarında bilmiyoruz da. Sahilde otururken 5-10 dakika yalnız yürüyüşe çıktım. Kayaların oradan geçerken birden yine o sesi duydum. Yine kurtarın diye bağırıyordu birisi. Kayaların altından geliyordu ses. Kameranın ışığını açıp etrafa baktım. Kimse yoktu. Ne seda gelmiyordu. Kameranın ışığını gören Bahri abi, "Hayırdır Mesut? Bir durum mu oldu kardeşim?" dedi. "Birisi yardım edin," diye bağırdı abi. Bugün bu ikinci sefer oluyor. Sesi ben ikinci kez duydum," dedim. Sahilden kalkıp apar topar yanıma geldiler. Sağa sola bakıyorlardı. Ama bana pek inanmış gibi değillerdi. Seni etkiledi herhalde ya bu deprem şeyleri, muhabbetleri. İstiyorsan seni yollayalım. Yarına istiyorsan yani başka birisi de gelebilir. Sen de kafanı dinlersin ha aslanım, olur mu? Yok abi, yok. Geçecek bir şey değil, dedim. Ama içten içe bir korku beni esir almıştı. Çünkü batıp tanıdığım bir sesti. Aslında sanki o sesi otelden de önce biliyor gibiydim. Sanki o sesi daha önceden çok kez duymuştum. O gece pek fazla bir şey yapmadan otele geri döndük. Evet, hikayenin üçüncü kısmına geçiyoruz. Bak, bisiklet olabiliyor otelde. Evet, sanırım.
Olmayabilir. Gerçekten bu hikaye bizi muammada bırakacak gibime geliyor ben. Yani bakalım artık hayırlısı. Üçüncü kısma başlayabiliriz. Otele geldiğimde kamera kayıtlarını açtım. Pek sıra dışı bir şey yok gibiydi. Ancak bir uğultu vardı. Bizim ekipten birilerinin sesi gibi. Pardon. Bizim ekipten birinin sesi olamazdı. Çünkü onlardan uzaktım. Bölgede kuş, vahşi hayvan falan da yoktu. Ama yüksek bir uğultu sesi geliyordu. Ve bu ses net bir şekilde hissediliyordu. Acaba rüzgardan mı diye düşünmüş olsam da bu sesin pek rüzgar sesine benzetemedim. Küçük detaylara takılan bir insandım. Ve bunlar beni iyi bir gazeteci yapmıştı. O gece güzel bir uyku çekip iyice dinlendim. Uyandığımda saat 6 veya 7 gibiydi. Kahvaltı saat 8'de başlıyordu. Ben de kahvaltıya inmeden tekrar kamera kaydına baktım. Ama hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Kamera dün gece ilginç bir şekilde dün geceden beri iki poz yakalamıştı. Yine o sahildi. Sadece iki tane ağacın fotoğrafı vardı. Oh shit. Oh. Oh. Bak bir kaza oldu. Yok. Yanlışlıkla çekilmiş gibi durmuyordu. Üstelik dün gece baktığımda da yoktu. Acaba uyku sersemiydiğinde fark etmedim mi diye düşündüm. Ama dediğim gibi detaylara takılan birisiydim ve yanlışlıkla veya bilerek böyle bir resim çekmediğimden emindim. Ağaçların fotoğraflarına baktım. Sıradan ağaçlardı. Herhangi bir özelliği yok gibiydi. Daha sonra üstüne kafa yorulacak bir şey olmadığını düşünüp fotoğrafları sildim. Videoyu da silecektim ama açıkçası işime yarayacağını düşünüp silmekten vazgeçtim. Saat yavaş yavaş ayarlayalım onu. Yağmur yapmıyor. Pardon, ben bunu bir yaptım ama yine kendi kafasına göre takılıyor abi. Ve oyun sesleri de az geliyor sanırım size. Bunları da attırayım dur. Kafeye girdik. İyi mi? Bana az geliyor o zaman. Tamam o zaman, size iyiyse sıkıntı yok. Ya bunun sesi falan da gelsin diye uğraşıyorum biraz. Evet. Saat yavaş yavaş 8'e geliyordu. Odadan çıkıp koridora yürüyordum. Yine çok sessizdi. Ürkmemek elde değildi. Geliyorsa güzel, tamam. Neyse ki koridorun karşı ucunda Orhan'ın çıktığını gördüm. Bu gerginlikle orada yürümek işkence gibiydi. Orhan da konuşa konuşa inmek zor gelmeyecekti. Birlikte bu sefer asansöre atladık. Dün gece değişik bir havuz gördüğünü söyledi. Ne oluyor abi ya? Ol ve... Neler yaşayacağız? Dördüncü kısma geçiyoruz. Havuzunda tanımadığı bir odasında olduğunu ve televizyonda Bahri abi benim ve Neslihan'ın ölüm haberini görüp ağlamaya başladığını, hatta sinir krizi geçirdiğini anlattı. Açıkçası korkunç bir rüya olduğu belliydi. Bunları gülerek anlatıyordu. Belli etmemeye çalışsa da Orhan'ın da korktuğunu seziyordum. Orhan herhalde burada konuşuyor. Adam bir şey vermemiş ki başında, ama bakayım hangisini konuştu. Orhan acaba nasıl biri olsa? Bahri abi güzel yaptık. Orhan abi nasıl olsa? Orhan mı uyandı bakayım? Anlayamadım, anladım. Şu an
Binden bilmiyorum ya. Ha şey demiş. Biz tamam. Biz demişiz. Bundan bir yıl önce onlarca insan öldü bu şehirde, sokaklarda. Doğaldır. Bilinçaltımıza işlemesi gayet doğal yani, o yüzden. Yani çok şey yapmadım. Etmedim. Gülüştük ve kahvaltı sofrasına oturduk. Bahri abi ve Neslihan bizden önce gelip oturmuşlardı bile. Çok işimiz var, çok. Hızlı hızlı yemeğinizi oğlum. Orhan sen fotoğraf makinesi al. Sağa sola bir şey yap, tamam, fotoğraflarsın. Neslihan yavrum sen de halktan şöyle 2-3 tane röportaj alasın. Tamam mı güzelim? Mesut sen de al kameranı, bir de işte şey ayarla. Mikrofon ayarla, şey yap. Akşam bizim şeye Bahriye şeyi yollarsın, kaseti. Kaydettiğimiz şeyleri. Yoğun ve tempolu bir gün olacağı belliydi. Sokağa çıktık. Dört bir yandan işi halletmeye çalışıyorduk. Şey yapmam lazım. Havayı değiştireceğim. Ama abi ben alt tıra koyamıyorum şu an ya. Şeyle. Klavyenin tuşlarıyla. Allah Allah. Nasıl yapacağız o işi? Alt tıra tuşuna basınca artı çıkıyor. Nasıl ki böyle ya? Niye oluyor böyle? Oradan kapıyı alayım dur. Ben kapıyı alayım. Bahri abi götünü sikeyim Bahri abi. Bizi nerelere düşürdün? Anadolu mal çekeyim. Get set time. Öyle miydi ya? 24 değil. Tabii değildi değil mi? Get. Kopyaladı nasıl? De var mıdır? G set ya. G. Set. Yok. Time. 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 Neydi oğlum bizim? Yavaş sıklığı var, tamam, onu fulleyeceğim. Duruyor hemen ya. Ha, biz ne yazmışız da bu hava? Ha. GS tamam. Şimdi tamam. G. Bunu ayarladık. Yavaş sıklığını da arttıralım şurada. Oynanışta mı acaba? Oynanıştadır herhalde. Yağmur yağma ihtimali full ama bak. Ay. Evet. Lan ne ara çarptık ya? Da yağdıralım da biz, sonrasında yağsın artık. Ay ananı. Aa neyse, yağarsa yağar. Dört bir yandan işi halletmeye çalışıyorduk. Ve neticesinde 7-8 saatlik mesainin sonunda haberleri ve röportajları hazırladık. Halk korkuyordu. Çoğu deprem hakkında konuşmak istemiyordu. Zar zor ağızlarından laf alıyorduk. Gerekli şeyler toparlandıktan sonra otelde buluştuk. Neslihan montajı ve ajansa kargolama işini yaptıktan sonra yanımıza geldi. Birazcık hız yapmamızın vakti de geldi. Hız yapıp sabitleyeceğim. Buzi.
Aynen öyle. Allah'tan yağmur ihtimalini artırdık ya vallahi. Allah razı olsun. Oyun bir sikiye yaramadı bize. Oyun yardım etmedi bize. Desin. Okay. Evet. Şimdi Neslihan'ın sesini duyacaksınız. Bahri abi, kanaldan aradılar. Bu Kocadere köyünde halk depremde bazı şeyler gördüklerini falan söylüyorlar. Sarı ışıklar geçtiğini, sokaklarda yıllar önce ölen insanların falan böyle yürüdüğünü görmüşler. Orayı da çekmemizi istemişler abi, dedi. Evet. Oğlum iki şey aynı anda yapamıyorum. Bahri abi yine ters dedi. Ya bunları ayıracak zamanımız yok. Milletin acısı varken öyle ben hokkabazlıklarla falan uğraşamam kardeşim. Benim gibi adama gelmez böyle işler. İzin olmak istiyorsa ben bu işi yapmak istiyorum abi dedim. Bahri abi başta istemese de sonucunda ikna ettim. Çınarcık'taki çekimler bittikten sonra Kocadere'de bir çekim yapılacaktı. Bahri abi merkeze dönecek, köydeki işleri Orhan ve Neslihan ile beraber halledecektik. Evet arkadaşlar, hikayemizde Bahri abiye ayrılan süre burada bitti. Şimdi hikayemize Neslihan, Orhan ve ben Risam olarak veya bilmiyorum artık bir şekilde devam edeceğiz. Hadi o zaman. Akşam yemeği yendikten sonra dün gece sahile doğru tekrar yürümeye başladık. Hava serin gibiydi. Rüzgar yoktu ama tatlı bir soğukluk vardı. Birlikte sahile gidip kumlara oturduk. Evet, burada hikayemizin 5. kısmına geçiyoruz. Bir dönemeç yapalım. Baktan. Devam ediyor. Bölüm 5. Planladığımızdan da erken bitmişti işler. Kalan 2 günü tatil yapmak için kullanacaktık. Bizim ekip kayalıklarda yürüyordu. Ben de deniz kıyısına oturmuştum. Deniz kıyısında otururken tepedeki uçurumda yaşlı bir kadının denize doğru dua ettiğini gördüm. Garip bir görüntü gibiydi. Haber değeri taşıyan bir fotoğraftı. Kameraya çıkarıp fotoğrafını çekmeye çalıştım. Ama nasıl oldu? Nasıl farkına vardıysa beni görüp hızlıca oradan uzaklaştı. Çok hızlı bir şekilde gitmişti ve giderken en ufak bir şey söylememişti. Tarafa baktığımda orada yoktu. Yakalayamamıştım. Bahri abi yanıma geldi. Olanları anlattım. Doğaldır Mesut. Bu denizde kaç tane sahipsiz şey var yani böyle. Buralarda böyle yaşayanların çocukları falan yani buralarda hep ölmüşler yani biliyor musun? Böyle sel almış götürmüş veya işte yazındır olsun işte denize girmek istemişler. Orada böyle ölenler çok oldu o yüzden yani doğaldır doğaldır. Doğru söylüyordu. Burada olan şeylere şaşırmamam gerekirdi. O gece otele geri dönmüştük. Herkes yine odasına çekilmiş. Ben önceki gece kaydı tekrar izledim. Kayadaki bir yazı dikkatimi çekti. Burada Arapça bir şeyler yazıyor. Tahmin ettiğim kadarıyla bunları okuyacağım size. Al-ahru al-az ahlam ve sahlam ve hallam al ulin al kun al kast kul al ul arada bir şey yazıyor belli bunu ne sikiyim motor tuttu cinler motorumuzu ele geçiriyor arkadaşlar hayır olamaz
Aslında dilin Urduca olduğunu öğrendim. Kamera kaydını durdurup yazıyı temiz bir kağıda geçtim. Çarpaz odamdaki Bahri abinin yanına gidip burada ne yazdığını sordum. Burada yazanın bir sayı olduğunu söyledi. Ne yazıyor peki abi dedim. Ve bana cevap olarak 1999 dedi. Bu depremin tarihiydi. Ben şaşırmıştım. Ama Bahri abi şaşırmamıştı. Hatta kamera kaydını bile izlemişti. Pardon, izlememişti bile. Bunlar doğal şeyler oğlum. Ya bunlar doğal şeyler oğlum. Geçen sene işte birisi öyle kazımış. Bu hali bana biraz yapmacık geldi. Bir farklılık olduğu herkesin kabulüydü. Ama kimse bunu anlatmıyordu. Kağıttaki yazıya baka baka uyudum. Uyandığımda yine sabaha karşıydı. Hikayemizin 6. kısmına burada geçiş yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Uyanmama telefon sebep olmuştu. Daha önce kapının da çalındığını hissetmiştim ama uykudan kalkmamıştım. Telefondaki Bahri abiydi. Hemen gel aşağı. Hemen oğlum. Oğlum hemen gel. Çabuk ol. Güyün üstüne bir şey al. Hemen aşağı gel oğlum. Tabii. Hadi. Hızlı hızlı indim merdivenleri. Koridorda polisler vardı. Bunun önünde emniyet şeridi vardı. Bahri abi ve Neslihan beni aşağıda bekliyorlardı. Neslihan'ın ağladığını görüyordum. Hayırdır Bahri abi dedim. Orhan. O Orhan dün gece intihara kalkışmış. Başta şaka yapıyorlar sanmıştım. Saçmalama abi. Nasıl olur dedim. Sonuçta dün gece şakalar yaptım. Sürekli gülen bir insan. Yani yaşam sevinci doluydu. Neden intihar etsin ki? Valla bilmiyoruz. Resepsiyonu arayıp ambulans çağırmalarını istemiş. Kan kaybı çok. Götürüyorlar şimdi şeye. Hastaneye götürüyorlar şimdi. Bileklerinden bir tanesini fazla derin olmayan zıntılı bir kesik attığını ve banyoda öyle yattığını öğrendik. Bahri abi de dönememişti. Orhan'ın bu yaptığı şey dönüşümüzü geciktirmişti. Polis inceleme yaptıktan sonra ademimizi aldı. Bu ifadeler halen emniyette. Nasıl güzel mi? Bu ifadeler hala emniyette bulunur. Daha sonra hastaneye Orhan'ın yanına gittik. Abi müzik çok güzel girmedi mi? Anlamaz ki. Of. Müzik çok iyi girdi. Ben ayarlamadım bile bu şeyi. Neyse. 6. kısma geçiyoruz herhalde şu an. Veya 7 olmalı. Doktorlar bileğine birkaç küçük dikiş attıklarını, parçalanan kılcal damarları yüzünden 2 gün kontrol için hastanede tutulacaklarını söylemişlerdi. Görüşmek için içeriye girdiğimizde Orhan'ı ilk kez öyle görmüştüm. Yüzü bembeyazdı. Dudakları morarmıştı. Ve yüzünde morluk ve kızarıklıklar vardı. Üçümüz de içerideydik. Ama o sadece bana bakıyordu. Uzun uzun. Sorular sorduk. Cevap vermedi. Daha sonra benim elimi tuttu. Gey. Bahri abi ve Neslihan'a siz çıkın der gibi bir hareket yaptı. Konuşmuyordu. Ya da konuşamıyordu. Bilmiyorum. Ben sormaya başladım. Bunu sen kendine mi yaptın? Yoksa birisi mi yaptı? Evet der gibi kafasını salladı. Bu Bahri ya da Neslihan mıydı diye sordum. Hayır der gibi salladı. Peki bunu yapan tanıdığın birisi miydi? Evet dedi ve ağlamaya başladı. Sesi hiç çıkmıyordu. Sessiz sessiz ağlıyordu. Peki bunu neden yaptıklarını biliyor musun diye sordum. Hayır diyerek başını salladı. Sonra beni de varmışçasına hareketler yaptı.
Hemşire ve doktor daha fazla görüşmememiz gerektiğini söyledi. Zaten kendisi de bizimle görüşmek istemiyordu. Orhan'ı orada bırakıp otele geri döndük. Zor bir gün geçiriyorduk. Evet, hikayenin 7 sayarsak şu an 8. kısmına geçiyoruz. Bakalım, şu an çok benisim o şeyde hararetlendi yani, harbiden garip olaylar oluyor şu an. Hadi bakalım. Arabada kimse bu olay hakkında konuşmuyordu. Sessizliği Neslihan bozmuştu. Neden böyle bir şey yapsın ki diyordu. O yapmadı dedim. Şaşırmışlardı. Polis ama intihar ettiğini söylüyordu dedi. Bilmiyorum. Orhan bana intihar etmediğini söyledi dedi. Onlar da korkmuştu. Onlar cinayetten, ben ise daha farklı şeylerden şüphelenmiştim. Otele geldiğimizde Neslihan istiyor, evet. Otele geldiğimizde Orhan'ın odasındaki inceleme bitmişti. Oda ve herhangi bir yerde zorlama görünmüyordu. Pencerelerde farklı kişiye ait izler yoktu. Her yer yerli yerindeydi aslında. Kameralarda da bir şey yoktu. O sırada Orhan'ın yatağının hemen üstünde bir kağıt parçası vardı. Polisin göremeyeceği kadar aradaydı. İnce bir detaydı. Daha da alıp baktım. Ahla ol al ahlam ve asahlum ahl. Subhaneke Allah'ıma yazıyordu. Bu yine o yazıydı. 1999 yazıyordu. Ama bunun anlamı depremin tarihi miydi yoksa farklı bir şey miydi bilmiyordum. Orada kağıdı alıp odama geçtim. Bahri abi ve Neslihan da dinleniyorlardı. Bu sayı ile benim kağıdımdaki sayı aynıydı. Orhan ile konuşmam lazımdı ama bizi kabul etmiyordu. Akşam yemeğinde bir araya geldiğimizde Bahri abi kanala bu durumu ilettiğini... Neyse, buradan girelim. Bu durumu ilet... Ananız... Abi şeyden değil, motor bozulmaya başlayacak ya. Diyecek biz şimdi bizim seyir zevkimizi. %28 hasarımız oldu. Neyse, hadi bakalım. Bir yere kadar abi. Bakayım. Akşam yemeğinde bir araya geldiğimizde Bahri abi kanala bu durumu ilettiğini ve Orhan'ın hastaneden çıkınca evine dönmesi gerektiğini söyledi. Biz de ona katıldık. İlk düşündüğümüz onun sağlığıydı. Ve 2 günün sonunda Bahri abi ve Orhan merkeze dönmüştü. Neslihan ve ben Kocadere köyündeki diğer habere gidecektik. Neslihan bana yolda Bahri abi bir fark olacak mu sence? Dedi. Nasıl yani dedim. Bilmem. Bu haber de biraz farklı gibiydi sanki. O değilmiş gibi. Bilmem. Fark etmedim dedim. Neslihan ile aram o kadar iyi değildi. Pek fazla konuşmazdık. Evet. Geliyor. Geliyor. O güzel. Bu sahne geliyor abi. Kaldı. Diğer şeye geçiyorum. Neslihan ile aramızı bakalım düzeltebilecek miyiz abi? Nasıl? Drop orayına baktığımda yok, güzel. Drop'umuz yok. Her şey güzel gidiyor şu an. Devam edelim o zaman. Nerede abi? Paylaşmamış mı? 6. sayfaya geçtim. Hala yok. 7. sayfaya geçiyorum. Abi ne oldu bu şeye? Neslihan'la aramızda bir şey olmayacaktı ya.
Hala yok. 10. 11. 12. 12. sayfaya geçtim, hala yok. 13. sayfaya geçtim, yok. 14'te yok. 15'te yok. Neslihan ile Çınarcık Kocadere minibüslerinin kalktığı otogar benzeri bir yere gittik. Onun da benim de aklı Orhan'daydı. Neslihan ile Orhan'ın arası çok iyiydi. Orhan ekibin en sevecen insanıydı. Neslihan'ın bana bakıp Orhan'ın intihar ettiği ihtimaline ben aslen ihtimal vermiyorum dedi. Bence otelde birisi ona saldırdı. Olabilir. Ama polisler ikinci bir kişinin izini görmemişler dedim. Yine de ikimiz de inanamıyorduk. Onun böyle bir şey yapacağını asla ama asla tahmin etmiyordum. Zaten kendisi de demişti. Orhan'ın bizimkinden farklı bir yaşantısı vardı. Ailesi zengin insanlardı. Çok sayıda evleri, spor arabaları, bağları, bahçeleri vardı. Ama Orhan onların servetini istemeyip gazetede çalışıyordu. Enayi. Annesinin babasından gizli yolladığı paraları Mehmetçik Vakfı'na, LÖSEV'e, Kızılay'a bağışlıyordu. Mesleğini seven, mutlu hayat yaşayan bir insanın bu duruma gelmesi bizi gerçekten üzüyordu. Minibüse atlayıp Kocadere köyüne doğru yola çıktık. Sahil kenarında düğünlerin, sünnetlerin yapıldığı sevimli bir köy olduğunu anlatmıştı bize. Minibüs şoför ona şey yapmış, anlatmış. Ama 1999 depreminden sonra köydeki hanelerin çoğunun boş olduğunu, mezarlıktaki isimlerin esrarengiz bir şekilde isimlerini silindiği ve zaman zaman denizin kıyısında kan izlerinin olduğunu iddia ediyordu. Bunlar birer iddiaydı tabi. Ama anlattıkları şeyler bizi ürkütmeye yetmişti. Şoför 30'lu yaşlarda genç sayılacak bir adamdı. Peki bu köyde başka esrarengiz olaylar var mı diye sordum. Valla köyle ilgili herkes bir şey anlatır ama işin aslarını Nedim hocamız en iyisi bilir. Yani en iyisi o bilir. Bu kişi Sayın Muharrem İnce'nin dedesinin kardeşi olur. Hayda oğlum, ne oluyor? Bilgiye bak, infoya bakar mısınız? Bu kişi Sayın Muharrem İnce'nin dedesinin kardeşi olur. Eğer bir sıkıntı olacaksa bu bilgiyi sileceğim demiş. Hadi bakalım. Ay amana ya. Orada kaldım, bulmaya çalışıyorum. Siz gidip onunla bir konuşun. Zaten köye de geldik dedi. Köydeki bütün haneler gözümüzün önündeydi. Çok fazla insan kalmamıştı haliyle. Minibüsten eşyalarımızı, aletlerimizi indirip bir küçük çay bahçesine oturduk. Minibüsçü arkadaş sağ olsun köy kahvesine gidip Sayın Nedim İnce'yi çağırdı ve başladı konuşmaya. Arkadaşlar, cinler kazandı demiş. Öyle sanırım, öyle bir info var altta. Cinler kazandı demiş. Yine mi be abi? Hadi bakalım. Diğer ismi bulmaya çalışıyorum. Ha tamam, var. Direkt peres yazdım. Cinler kazandı abi demiş. Sevgili Nedim Bey bizi güler bir yüze karşıladı. Öncelikle depremle ilgili geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yalova şehrinin büyük bir maddi ve manevi zarara uğradığını ve bunun izinin yıllarca geçmeyeceğini anlattı.
Elbette depremle alakalı üzgünüz ama buraya gelmemizin bir diğer sebebi de köyde arkası kesilmediğini iddia edilen bir esrarengiz olaylar varmış dedim. Güldü. Anlayışla karşıladı. O ara tabii ki biz ne yapıyoruz? Hemen. Ahmet'in yolladığı altırayla hemen time'ımızı ayarlayalım. Şimdi Nedim Hoca'ya ben nasıl seslendim? Oğlum Yalova ben yani Yalovalılar nasıl konuşur ki ne bileyim. Birçoğu uydurma, birçoğu gerçektir dedi. Kendilerinin de izni olursa köyde konaklamak istediğimizi, insanlarla röportaj yapmak istediğimizi ve kameraya kaydetmek istediğimizi söyledik. Kamera işine biraz mesafeli yaklaşmıştı. Hane sahiplerinin yüzlerini buzlarsak ve isimlerini gizlersek buna daha sıcak bakacağını söyledi. Köy kahvesindeki motor mu durdu? Hadi abi. Köy kahvesindeki muhtarlığa gidip kalacağımız yerle ilgili bilgi aldık. Köyde küçük bir misafir evi vardı. Denizi görüyordu. Aslında köydeki en güzel evlerden biriydi. Bu evde kalabileceğimizi, eğer isterse kahvaltı ve akşam yemekleri için köylülerin evine misafir olarak gidebileceğimizi söyledi. Gayet iyi ve samimi karşılandık. Ekipmanlarımızı bırakıp evet böyle küçük evet abi yani umarım yaklaşıyoruzdur o zaman. Ne buraya? Ha şey mi? Evet abi Yolova hikayesi içimizden kaç para alacakmış? Bura. Abi neremiz gittik biz nereye gittik oğlum? Bu ne? Düdü. Yok. Açmadı bize. Açmadı amcık. Biz nereye gireceğiz? Dur buradan gidiyor bak. Ben takip edeyim. Arabalar herhalde küçük arabalar buradan şey veriyor. Aman. Yapma çarpma çarpma. Evet. 23 euro. Yalova için gayet güzel bir ücret. Köylülerin bir kısmı bizim orada olmamızdan duyduğu rahatsızlığı anlatıyordu. Haydi. Neslihan korkmuş gözüküyordu. Ama Nedim Bey bu konuda o konuyu hemen sakinleştirdi. Siz gidip misafir evine yerleşin. Akşam da kameralarınızı alın, gelin. Evvela bizim evden başlayalım anlatmaya. Dedi. Ay geliyor mu yoksa ya? Ben böyle tahmin etmiyordum ya. Neyse hadi bakalım. Kendisi çok ağır. Oğlum adam bu arada gerçek bir insan ya. Ben sallıyorum ama. Ona mı izleyecek amına koyayım sanki. Yayını izleyen mi var amına koyayım? Samedim hariç. Kendisi çok ağırbaşlı ve akıllı bir adamdı. Nerede nasıl müdahale edileceğini biliyordu. Biz Neslihan ile misafir evine doğru yöneldik. Köylüler de sakinleşti. Evet hikayemizin diğer kısmına şimdi geçiş yapıyorum. Arkadaşlar sert bir geçiş olacak. 17. Eve gidip eşyalarımızı iyice yerleştirdik. Kameramı açıp evin içini kayıta alıyordum. O sırada üst kattan Neslihan seslendi.
5 dakika gelir misin? Numarayı sehpaya koydum. Üst kata çıktım. Sağa sola bakındım ama kimse yoktu. Sesi duyduğuma adım gibi emindim. Her yeri didik didik etsem de Neslihan'a dair bir şey göremedim. Evin içinde "Neslihan!" diye seslendim. Ses seda yoktu. Alt kata indim. Bir kez daha seslendim. "Neslihan!" Ama ses gelmemişti. Bir kameraya gidip baktım. Çektiğim kısmı geriye sardım ve kontrol ettim. Evet, net bir şekilde Neslihan'ın sesiydi ve bana seslenmişti. Bahçe tarafına çıktığımda Neslihan'ı denize doğru yürürken gördüm. Bir telefonla aradım. Arkasını döndü. Ona bakarak konuşuyordu. "Neslihan, ne ara çıktın oraya?" dedim. Yatağın içine bakmam sabah. "Neslihan, ne ara çıktın oraya?" dedim. Eve gelir gelmez bir oraya gideyim dedim. Kahvede olanlara canım sıkıldı ya dedim. Dedi. "Üst kata hiç çıktın mı?" dedim. "Hayır, ne oldu?" "Hiç, vaza falan kırılmış da sen mi kırdın diye soracaktım sana." diye bir yalan uydurdum. Kamerayı kapatıp tekrar üst kata çıktım. Bir gariplik olduğunu seziyordum. Sanki bu olanların devamı gelecekmiş gibiydi. Hadi bakalım. Neslan dışarıdaydı. Evi daha rahat, daha sakin inceleyebilecektim. Hatta o ara bir 31 bile patlatabilecektim. Yok, kısmı yoktu, ben sanmadım. Üst katta bir aile resmi vardı. Taraftakileri tanımıyordum. Burası bir misafireydi ama birilerinin resminin olması beni biraz şaşırtmıştı. Dikkat ettiğim bir diğer nokta evde ayna olmamasıydı. Buradan içelim de. Ya en sağlam mı içeceğiz acaba? Aynalar sökülmüştü. Camlar perdeliydi ve eve güneş ışığının uzun süredir girmediği her halinden belliydi. İlk etapta gözüme çarpan şeyler bunlardı. Biraz zaman geçirdikten sonra aşağıya indim. Neslihan kameraları ve metin kalıplarını gümledim, pardon. Nedim Bey'in evine doğru yola çıktık. Bizim kaldığımız ev sahilin ucuydu. Nedim Bey'in evi ise tepenin en üst amısına koyayım, ben niye konuşayım? Tepenin en üstündeydi. Bir müddet yol yürümemiz gerekiyordu. Aa. Orhan'dan haber geldi bu arada, dedi. Neden daha önce söylemedin? Ne olmuş dedim. Konuşmaya başlamış ama bilmediğimiz bir dil. Arapça gibi. Bu özelliğini sen acaba biliyor muydun? Hayır. Psikolojisi allak bullak olmuş. Yani şaşırmadım dedim. Gerçekten de öyle düşünüyordum. Yaşadığı şeyler kolay değildi. Yavaş yavaş eve doğru gelmiştik. Edim Bey ve ailesi bizi kapıda karşılamıştı. Nedim Bey ve dört hanımı. Neyse, devam. Nedim Bey, eşi, bir kızı, bir de hanımı vardı. Hepsi bir odaya topladık. Onlara bu bilgileri istemedikleri takdirde asla evi paylaşılmayacağız sözünü verip başladık dinlemeye. Bir sorduk, onlar cevapladılar. Diğer kısma geçiyorum. Kameralarımızı açtık. Neslihan'ın insanlar üzerinde ilişki konusunda daha iyi bir üslubu ve havası vardı. Soruları o soracaktı.
Edin Bey'in evlatlık kızı son derece korkuyla bakıyordu. Açıkçası şehirde o kadar, o ana kadar gördüğüm en korku dolu gözler ondaydı. Sözü Edin Bey aldı ve anlatmaya başladı. Deprem günü hava çok... Ha, şey mi konuşuyor? Tamam, Edin Bey şu an konuşuyor. Deprem günü hava çok kasvetliydi. Normalde 8'de kararan hava o gün 6 sularında falan böyle kararmış. Böyle tatlı bir lodos esintisi vardı. Yani bütün köylü o saatte uykudaydı. Diye tahmin edecek... Aa dur abi. Pardon, çok özür dilerim. Ben çok yorum sürekli, aman okuyayım. Ne oluyor bana ya? Yoksa cin benim beynimi esir mi alıyor şu an? Ne oluyor abi? 1999. Bütün köylü o saatte uykudaydı diye tahmin edeceksiniz. Ama ilginç bir şekilde herkes depremden önce uyanmıştı. Odosun sesi böyle kulakları sağır edecekçesine artmıştı. Pencereden böyle dışarı baktığımızda güneş sanki böyle denizden yukarı fırlıyor gibiydi. Köyün üstüne doğru geliyor gibiydi böyle. Her yer sapsarı olmuştu. Öyle diyeyim size. Daha sonra önce pencerelerin camları, sonra aynalar. Daha sonra kapılar şiddetli bir şekilde böyle açılıp kapandı. Tövbe bismillah. Çok fenaydı. Ben o günü hatırlamak istemiyorum. Ben alt kata inip çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Eşim dışarı çıktı. Dualar ediyor. Tekbirler getiriyordum. Şükür bitmişti o an. Edin Bey'e peki depremden sonra daha ilginç şeyler olup olmadığını sorduk. Benim başıma gelmedi ama ertesi sabah köy mezarındaki mezar taşlarındaki isimler oluyor ya, onlar silinmişti. Sanki böyle cenazelere göç etmiş gibilerdi dedi. Kayıtı durdurduk. Edin Bey odadan çıktı. Daha sonra eşi geldi. O da Edin Bey ile aynı şeyleri söyledi diyebilirim. Farklı olarak o evde yıllar önce rahmetli olan babasının sesini duyduğunu ve "Uyan kız, uyan kızım, uyan, uyan kızım" diye ona seslendiğini, akabinde de deprem olduğunu anlattı. Geriye Edin Bey'in 20'li yaşlarındaki evlatlığı ve 25'li yaşlarında olan kızı kalmıştı. Onlar Edin Bey ve eşinden daha gizemli duruyorlardı. Ne oluyor abi? Şeye bakınca. Burada bir saat doldurmuşuz. Bu da son şey olsun. Son kısım olsun. Evlatlık olan kızın adı Zehra'ydı. En çok etkilenen o gibiydi. Neslihan yanına gidip "Zehra'cığım, şimdi sen anlat bakalım. O günle ilgili neler hatırlıyorsun?" anlatmaya başladı. Bir yandan da gözlerinden tane tane yaşlar damlıyordu. "Ben o gecenin sabahında banyoda rahmetli öz babamı gördüğümü çok net bir şekilde hatırlıyorum. Çok korkmuşum. Ben elimi yüzümü böyle yıkarken beni izliyordu. Bu gece öleceğimi beni çok özlediğini söyledi." Bunları anlatırken daha çok şiddetli bir şekilde ağlamaya başlamıştı. Peki sonra ne oldu diye sorduk. "Uyuyordum. Yine onun sesini duydum. Hadi kızım, vakit geldi. Artık kalk" dedi. Daha sonra deprem oldu. Babamın sesini duydum. Bizi evden çekip dışarıya aldı. Ama ben o günden beri sürekli babamı görüyorum. Sürekli geliyor bana. Git başımdan. Seni görmek istemiyorum diyorum. Bazen beyaz bir ata inmişken geliyor. Bazen gece üstümü örterken." Neslihan eliyle kayıtı durdurmamı istedi. Böyle yaptım. Hemen şöyle. Kız kötü olmuştu. Bu olaylardan etkilendiği belliydi. Ben bunları ilk kez
Ben bunları ilk kez size anlatıyorum. Yardım edin bana. Diye ağlamaya başladı. Edim Bey eline aldığı ilacı kızına içirdi. Su ve kolonya ile sakinleştirdiler. Geriye Edim Bey'in öz kızı Esra kalmıştı. O bu olanlara karşı sürekli tebessüm ediyordu. Ama onda bir gizem vardı. Hadi bakalım. Esra'nın gizemi sonraki yayınların konusu bu oldu. Sonraki kanlı yolun. Kanlı yolların konusu bu oldu abi. Gidelim.